Türkiye'de de çok fazla mensubu olan bir grup üzerine konuşacağım bu bölüm. İncerliler üzerine zaten başlıkta da yazıyordur. Çok toksik bir grup bunlar. Bilmeyenler için bir açıklamasını yapalım. İstemsiz bekarlar deniyor. İstedikleri halde kadınlar tarafından reddedilen cinselliğe ulaşamayan erkek grupları. Mesela bu grup içinde genelde kimler var? Kendini efendi erkek olarak tanımlayan, kadınların ona efendi erkek olduğu için bakmadığını düşünen erkekler. Gerçekten çirkin olan ve o yüzden asla kadınların ona bakmadığı erkek grubu. Çirkin olmadığı halde kadınlar konuşamayan erkekler ve parası olmadığı için kadınların ona bakmadığını düşünen erkekler oluyor genelde. Bu grubu diğer gruplardan ayıran olaysa şu. Mesela sap kavramıyla ölçülebilecek bir olay değil bunlarınki. Bunlar beraberinde kadınlara karşı da bir nefret oluşturuyorlar. Mesela kadınlar şöyledir böyledir diyen erkekler var ya. Zırt pırt kadınlara laf atan. Kadınlar aslında şöyledir. Kadınların tek amacı zengin erkektir. Kadınların tek amacı şudur. Berkecan olsa şöyle yapardı. O yüzden bize bakmıyorlar. Biraz piç erkek olsaydım bana bakardı kadınlar kafasındaki erkekler oluyor genelde ve çok saldırgan bir grup. Bir nevi SCV grubu da sayılır bunlar. Çok fazlalardır mesela Amerika'da falan. Yine belli bir oranda kadınlara ulaşabiliyor birçok erkek. Ama zaten Türkiye'de bir de sosyal bir durum da var ortada. O yüzden cinselliğe, partner bulmaya daha da az ulaşabiliyorlar. Bu sayede daha da kinleniyorlar. İçinizden bazıları bunlardan. Bazılarını çok net bir şekilde görebiliyorum. Daha bugün bir tane gerizekalıyı banladım kanalda. Daha net bir kavram için şöyle diyelim. Feminezi diye bir tanım var ya radikal feminist onun tam tersi. Bu grubun tehlikeli yanı şu oluyor aslında. Mesela burada cinsiyet eşitliği, cinsiyet eşitliği diye konuşuyoruz. Bu geri zekalı tayfa genelde görmek istediği şeyi görüyor. Mesela burada beni Amgard ilan ediyorlar. Aferin 31. tayfa böyle devam edin. Halbuki ben burada erkek hakları için de konuşuyorum bol bol. Kadınlar kutsaldır gibi kafaya da girmiyorum. Ama bunlar duymak istediğini duymak istiyorlar. İşte kadınları sadece bu yolla etkilenebileceğini falan düşünüyorlar. Kafa da bu şekilde kotluyorlar. Ezikliklerini bu şekilde örtmeye çalışıyorlar. İçinizden de bazıları bu ortamlardan, bu insanlardan. Aslında bundan çıkış yolunuz da çok basit şeyler. Çünkü çok tehlikeli noktalarda gidebiliyor. Amerika'da bir çocuk öyle 7-8 kişiyi mi ne vurmuştu kadınlar bana hiç bakmıyor diye. 18 yaşındayım bakirim diye mi ne. James Cameron'ın yardımcı yönetmeninin oğlu müneydi hatta bu çocuk. Bazılarınız daha iyi bilir. Baya kadınlar buna bakmadığı için delirdi ve school shotting yaptı çocuk. Çok tehlikeli bir nokta. Cinselliğe ya da eş bulmaya ulaşamıyorsa bir noktadan sonra delirebiliyor insanlar. Kadınlar için de geçerli bu. Erkekler için de geçerli. Bu durumda aslında sizinle şunları konuşmam gerekiyor. İşte saydığımız nedenler var ya incellerin gruplarından bahsediyorum. Mesela kadınlarda paraya bakan kadınlar var mı? Var. Ama tek kriterleri para olmuyor. Evet paranız olsa bazı şeyler çok kolay. Bunu zengin arkadaşlarımda da bol bol gördüm. Bildiğin atlıyorlar. Hatta çocuklar bunlar için para bile harcamıyor. Sadece o paradan etkilenen kadınların o çocuğun parasının olduğunu bilmesi yeterli. Hatta para bile harcayabiliyorlar bu durum için. Böyle durumlar da var. Ama her şey para değil. Çirkin olduğunuzu düşünüyorsunuz bazılarınız. Yine her şey tip değil. Bazı kadınlar sizi beğenmeyebilir. Evet ama sizi beğenecek tonla kadın var. Ayrıyeten kadınların çok çok azı. Erkeklerde de tipe bakıyor. Şimdi ben çok da yakışıklı bir insan değilim. Mümkün var tabi yine kendime bakıyorum zaman zaman. Bir de sahneye çıkıyoruz bakmak zorundayız. Ama hala yakışıklı bir insan tipinde değilim. Benim tipime kıyasla çok çok üst düzeyde kalabilecek kadınlarla da birlikte yaşadım. Sevgili oldum. Çok yanlış yere getiriyordum cümleyi son anda çevirdim biraz. İşte efendi erkek siz sadece kendinize güvenin. Konuşmayı bilin. Özgüveniniz yüksek olsun. Bazılarınız reddedilmekten korktuğu için incel insanlara dönüşüyor. Lan reddedil. Biri seni beğenmesin. Bundan gayet doğal bir şey yok ki. Bak çok kadınla flört ettim bu yaşıma kadar. E bunların arasında reddedildim de bol bol. Reddedilince ağlamadım ama. Bazılarının tipi olmayabilirim. Bazılarıyla huylarımız uyuşmaz. Evet bazıları belki gelirimi beğenmez. Çok daha zengin bir şey yarar. Olur bunlar. Bir denersin iki denersin. Baktın her denemende gerçekten sıkıntılar var. Arayışını değiştir. Bazılarına bakıyorum. Mesela gerçekten tipine bakmadan etkilemeye çalıştığı kadınların seviyesini bir görseniz. Yani nasıl desem. Çirkinlik seviyesi için net bir örnek veremedim şu an. Ama insana benzemiyor. Seviyesindeki tipteki çocuklar neredeyse top model olabilecek bir kadına yürümeye çalışıyorlar. Oğlum o sana bakmaz zaten. Bu çok normal. Onun sana bakabilmesi için elinde gerçekten çok güçlü kozlarının olması gerekiyor. Yine de şunları gördüm yani maymun gibi tipli çocuklar yanına bir bakıyorsun. Aa çok güzel kızlar veya işte çok zeki kızlar. Çok iyi muhabbeti olan kızlar da olabiliyor. Nesi var derseniz o çocuğun muhabbeti iyi, hayatı yaşamayı seviyor, o kızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. E böyle devam ediyor. Siz bunları bu kadar takılmamanız gerekiyor. Gerçekten tehlikeli bir sınıfa giriyorsunuz çünkü diğer türlü. Olay piç erkek de değil veya sizin kendinize efendi olarak düşündüğünüz de değil. Efendi değilsiniz, sıkıcısınız. Biraz eğlenceli bir şeyler katın hayatınıza. Bir farklı olsun mesela. O kadar da zor bir şey değil aslında karşı cinsle iletişim kurabilmek. Bazılarında ise mesela şöyle bir olay gördüm. Çok kutsallaştırıyorlar kafalarında ve kutsallaştırdıkları için ona ulaşamıyorlar. Bir kadın buna selam verdiğinde terliyor mesela çocuk. Kekelemeye başlıyor. Bu konuda da kekeliyorsanız yine devam edin. Bir, o kutsallık algısını yıkın. İki, birinde kekelersin. ikincide kekelersin. Üçüncüde artık hafif hafif çenen açılmaya başlar. Rahatlarsın. İstemsiz bekar deniliyor zaten ama mesela ulaştığında yani bulunduğun grup çıkmak için aslında o kadar da çok büyük şeylere ihtiyacın yok. Herkesin bir alıcısı var. Gerçekten büyük bir sıkıntınız yoksa eş bulma konusunda birilerine ulaşma konusunda, kadınlarla iletişim konusunda çok büyük sıkıntılarınız olmayacak asla. Boşuna toksik ergenlere de dönüşmeyin. Çok görüyorum ya. Böyle salmış da salmış kendisine Kadınlar bana bakmıyor çünkü efendi erkeğim diyor. Hayır değilsin kardeşim. Sen kendine bakmıyorsun. Senin muhabbetin çok kötü. Kızla buluşuyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndaki tanklardan bahsediyorsun. Es <laughs> sıkılır. Böyle bir durumda sıkılır. Biraz onların da sevebileceği şeyler bul. Biraz kendine bak. Dış görünüşün güzel olsun. Bugün modayı takip etmek o kadar da zor bir şey değil bu arada. Dışarıda insanlara baktığında bile çok rahat anlayabiliyorsun. Ya yakışıklı erkekler görüyorsun mesela. Git onların moda anlayışını kopyala. Zaten böyle ilerler çoğu şey. Kendinize biraz baktığınızda, biraz muhabbetinizi geliştirdiğinizde, biraz özgüveninizi artırdığınızda gerçekten ulaşmak çok kolay. Evet benim durumumda bu işler biraz daha kolay. Sahneye çıkıyorum. Burada takipçiler var. Cerçut illa yürüyen olur. Ama bunu bunlara hem sahip olmayıp ama çok daha aktif olan insanları gözlemleyerek yaptığım söylediğim şeyler. Çok tehlikeli bir grup. İnternet çağı arttığı için biraz da belki bundan da sıkıntılar oluşabiliyor. Çünkü insanlar artık yetişme çağında eve çok kapanmaya başladı. Dışarıda karşı cinsle etkileşimlerini azaltmaya başladılar. Burada işte kadınlarla konuşuyorum diyor. Nerede konuşuyorsun diyorum. Discord'da diyor. Burada bitiyor muhabbet. Yeni çağ hastalıklarından biri de bu gibi duruyor. Özetlersek dış görünüşünüze dikkat edin. Konu konuşmanıza, konuştuğunuz konulara biraz dikkat edin. 7-24 futbol muhabbeti yaparak bir yere varamayabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı konuşarak bir yere varamayabilirsiniz. Genel kültürünüzü arttırın. Bu şekilde daha çok alanda muhabbet edebilirsiniz. Denemekten asla korkmayın. Yol almaktan asla korkmayın. Dışarıda o çekici kadının yanındaki biçimsiz erkeklerin hepsi zengin erkekler değil. Kadınların hepsi paraya bakmıyor. Çoğu bile paraya bakmıyor hatta. Aynı şekilde her şey tip değil. Çoğunuz efendi erkek değil. Sıkıcı erkeksin piç erkekleri de çeken şey çoğunlukla eğlenceli insanlar olması ve bana niye bakmıyorlar hü diye ağlamayı kesin ve gidin birileriyle konuşun. Sizin bu konu hakkında ekleyebileceğiniz şeyler varsa söyleyin. Şikayet ettiğiniz konular varsa, bende şöyle bir durum var, yapamıyorum diyenler varsa yorumlara yazabilir. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.